Şimdi tabii bir uçak ya da helikopter türü için ya da herhangi bir hava aracı için meydana gelen kazaların her birisi birbirinden ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Yani 6 tane kazanın 4'ünün Türkiye'de olması 4 tane kazanın birbirinin aynı olmadığını gösterir demiştim zaten bir Evet. önceki yorumumda. Dolayısıyla burada genelleme Türkiye'deki helikopterlerin arızalı olması ya da Türkiye'deki helikopter operatörlerimizin, askerlerimizin bunu iyi operate edemediği şeklinde bir yoruma kapılmak elbette yanlış olur. Çünkü her kaza farklıdır, her olay farklı. Dolayısıyla bunu bir genelleme yapma yöntemi olarak kullanmamız gerekmez. 70'li yıllarda üretilen bir hava aracı olması da şöyle önemli. Hava araçları her zaman belirli periyotlarda modernizasyon yapılarak yani yeni nesil teknolojilerle, yeni nesil motorlarla ve buna benzer sistemlerle güçlendirilerek aslında yeni nesilleriyle birlikte piyasada satılmaya ve kullanılmaya devam ederler. Bu da o tip helikopterlerden, hava araçlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu kullanılan helikopter 1970 yılında elbette üretilmedi. Kaldı ki bunların belirli zamanlarda dediğim gibi rutin bakımları ve aynı zamanda rutin olmayan bakımları da söz konusu. Dolayısıyla biz bunu uçaklar için de, helikopterler için de kullanırız. Deriz ki eski uçak ya da eski helikopter yoktur. Bakımsız uçak ya da bakımsız helikopter vardır deriz. Dolayısıyla burada yaşanan kazanın 6 tanesinin 4'ünün Türkiye'de olmuş olması Türkiye için negatif bir algı oluşturmaktan uzak bir hipotez. Bu ancak art niyetli bir yaklaşım olabilir. Bu uçakların siz de söylemiştiniz. Eurocopter olarak adlandırabildiğimiz bu uçaklar Fransa'nın, Almanya'nın, İspanya'nın ordularında da şu anda aktif olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bunlar da aktif olarak bu helikopterlerle arama kurtarma görevleri, personel ve malzeme taşıma görevleri yapıyorlar. Aktif olarak da kullanıyorlar. Dolayısıyla bu helikopterlerin herhangi bir teknik ya da başka türlü bir kronik problemi olduğundan bahsedemeyiz. Özgür Bey'in de söylediği gibi bu kullanım alanlarıyla kullanılan görevler tabiri caizse bu helikopterlerle çıkılan görevler ve buna bağlı olarak diğer faktörlere göre değişebilir. Az önce de söylediğim gibi yaşanan 3 kaza örneğin yüksek 2 tanesi yüksek gerilim hattına takılmakla ilgili bir meseleden kaynaklanmıştı. Dolayısıyla bulut içi uçuşlarda düşük mesafelerde ve dünkü yaşanan kazada olduğu gibi sis ortamının olduğu bir tabloda helikopterle yapılacak bu operasyonların çok iyi planlanması gerekiyor. Çünkü bu tip hava koşulları her an değişim ve aniden değişim ve dönüşüm geçirebilme özelliğine de sahip. Yani bir anda hava çok ciddi bozabilir. Siz bunu havadayken elbette kestiremiyor olabilirsiniz. Bu anlamda bu tip hava koşullarının çok çok iyi irdelenerek operasyonların planlanması gerekiyor. Biz bunu gerçekten Özgür Bey'in dediği gibi çok zorlu koşullarda, hava koşulları ve operasyon koşullarında kullanıyoruz. Dolayısıyla bir şeyi istatistiksel olarak ben bir mühendis olarak bunu söyleyebilirim. Bir şeyi daha uzun süre kullandığınızda ya da bir şeyle daha fazla aksiyona girdiğinizde olumsuz bir şeyle karşılaşma ihtimaliniz matematiksel olarak elbette artar. Yani bir helikopteri 3 kere kullandığınızda başınıza bir olay gelmesiyle 10 kere kullandığınızda başınıza bir olay gelmesi istatistiksel olarak elbette birbirinden farklılık ifade eder. Ve az önce de söylediğim gibi arazi koşulları ve diğer koşullarda bir araya geldiği zaman bizlerde bu kazanın yaşanmış olması bir açıkçası bu şekilde yorumlanabilir ve ne helikopterin ne de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne de pilotlarımızın olumsuz bir tablo oluşturması anlamına gelmez kesinlikle bunu söyleyebilirim.